pardon, çok özür dilerim, çok özür dilerim, pardon. Pardon, şey, merhaba. New York uçağında biri var, benim ona ulaşmam gerekiyor. Üzgünüm, yardımcı olamayacağım. Nasıl yardımcı olamazsınız? Benim konuşmam gerekiyor onunla ama. Yani aradım, telefonu kapalıydı. Belki siz anons falan yaptırırsanız duyar o da. Hanımefendi, lütfen. Buyurun, sıradan alayım. Anlamıyorsunuz, bakın anlamıyorsunuz. O benim evleneceğimi zannediyordu, tamam mı? Yani başkasıyla. Ama ben Ömer Bey'i seviyorum. Şimdi giderse ben onu kaybederim. Hanımefendi, geç kalıyoruz ama sizin yüzünüzden. Ya siz hiç aşık olmadınız mı? O benim hayatımın aşkı diyorum. Ve ben söyleyemedim. Benim onu sevdiğimi bile bilmeden gidecek şimdi. Güvenlik. Hanımefendi, buyurun. Bakın lütfen yardım buyurun. Lütfen. Lütfen anons falan yaptırırsınız bir şey. Ne olursunuz. Lütfen. Gelin benimle. Lütfen bırakın beni. Gel benimle. Yani... Lütfen yardım edin bana. Lütfen dikkat. TK-206 sefer sayılı New York polislerinin güven kontrolünden geçmesini bekliyoruz. Lütfen ne olur yardım edin bana. İlk kez senden bir şey istiyorum bak. Sessiz terminal uygulamasını biliyorsun Aysel abla. İşimden mi olayım yani? Bu sabah son kez benimle konuşmak istediğini söyledi. Üstümde gelinlik. Gözlerindeki acıyı gördüm. Ay yazık ya. Ölmek istedim o an. Diyemedim. Ben seni seviyorum diyemedim ona. Niye ki? Gülsüm Hanım diye bir kadın var. Çok zengin, çok güçlü bir kadın. Gülsüm Hanım Ömer Bey'e aşık. Ayrıca elinde de babamı mahvedecek bir koz var. Beni zorla başka biriyle evlendirmeye çalıştı biliyor musunuz? Yılan. Neydi soyadı? Sipahi. Hekimoğlu. Ömer Bey'in soyadı Hekimoğlu. Sayın Ömer Hekimoğlu. Acil danışmaya Ömer Bey ben evlenmedim. Ömer Bey ben evlenmedim. Ömer ne yapıyorsunuz? İşimden mi edeceksiniz beni? Dikkatini çekebilir çünkü böyle. Yardım eden de kabahat. Gidin buradan. Hadi gel tamam. Pardon. Gülürüm. Kesin gitti uçağa. Sen bu kafayla onu Amerika'da da bulursun. Ben inanıyorum buna. Gülürü. Ömer Bey. Ben Mert'le evlenmedim. Duydum. Ben seni çok seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Herkes bize bakıyor. Gidelim mi buradan? Gidelim. Beyefendi. Sağ ol. Mutluluklar.
nasıl yapar bunu Cahide? Ben de anlamıyorum Gülfem. Dün ne oldu? Tartıştınız mı? Ay yapma Cahide. Bunun benimle bir alakası olmadığını ikimiz de biliyoruz. Sen... şeyi kastetmiyorsun değil mi? O kızı. Kız nikaha gidiyor. Ömer istifa edip Amerika'ya gidiyor. Aman ne rastlantı. Amirim bak ben anlamıyorum ki yani. Sen zaten hani saçı ağartmışsın, eski memursun belli. Sen masum olan adamı görünce anlamıyor musun ya? Ya bu kız benim nişanlımın... Öbür taraftan aile olarak görünüyor. Kesinlikle sizi duyamaz ve göremez. Evet, şimdi dikkatlice bakın. Size saldıran bu muydu? Nasıl tecavüz etmiş olabilirim amirim? Bak ben, bana sakin ol Gülsüm de, ben sakinim de yani hani... Evet. Bu o. Babacığım bir bağırma da, ben doğruları söylüyorum zaten. Mert. Söylemiyorsun. Bak benim seninle kişisel bir şeyim var. Ben doğruları söylüyorum, amirimi anlatıyorum ben. Kız resmen iftira atıyor buna. Abime yardım et ne olur. Bir avukat tutalım. Avukat tutacakmışız. Kim verecek parasını? Sende var mı para? He? Sende var mı? Ver de tutalım. Benden metelik bile işlemez o ite. Olsa da vermem zaten. Yaşaması ziyan. Suçsuz yere oğlunun içeride yatmasına göz yumuyorsun yani ha? Cehennemin dibine kadar yatsın. Babasına yardım edeceğine o kızın yalamak için koştu. Daha beter olsun değil mi? Ulan ben sana ne diyeyim ya? Ben sana ne diyeyim be? Daha dur. Daha dur. Daha o köpeklere maskara olup bu eşeğe gelecek o it. İç herif. Hoş geldiniz Gülfem Hanım. Rahatsız edilmek istemiyorum. Tabii. Yalnız Cihan Bey... Ne oldu? Çok kötü durumda. Kımıldamıyor. Bir saattir uğraşıyorum ama hiç tepki vermiyor. Cihan. Canım. Cihan. Bir bana bak. Halide. Yardım et yatağına götürelim. Cihan Bey. Cihan Bey. Kalk canım, kalk. Kımıldamıyor işte.